Türk Silahlı Kuvvetleri, AFAD'i... Cimdere'deki sıcak çatışmalar buradan... Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yani Gazi... Şu anda bizim de hissettiğimiz şeyler... Ulusal Kanal ekranlarından mutlu geceler. Ben Deniz Çağlayan. Ben Eser Görkem Paktürk. Gece görüşüyle karşınızdayız. Hemen başlayalım haberlerimize. Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek'e destek çığ gibi büyürken önemli isimlerden de imza açıklamaları geliyor. Hüsamettin Cindoruk bir imza da benden dedi. Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cindoruk, 24 Haziran'da yapılacak seçimleri ulusal kanala değerlendirdi. Cindoruk, Vatan Partisi lideri Perinçek için kesinlikle imza atacağım ifadelerini kullandı. Türkiye'nin 24 Haziran seçimini eski Meclis Başkanı Hüsamettin Cindoruk ulusal kanala değerlendirdi. Cumhurbaşkanı adayını her parti çıkarabilir, ona kimse karışmaz. Zaten yol almışlar gözüküyor. Baki Özilhan'ın sunduğu sansürsüz sohbet programına katılan Cindoruk, 100 bin imza ile Cumhurbaşkanı adayı olacak Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e destek açıklaması yaptı. Vatandaşlara çağrı yapan Cindoruk, kendisinin de Perinçek için imza atacağını söyledi. Mesela sizin bir oyunuz olsa veya bir imzanız olsa Perinçek'e atar mısınız? Kesinlikle atarım. Çünkü çeşitlemek lazım adayların sayısını. Fikirlerine katılmasanız dahi vatandaş olarak demokrasi için böyle bir imza verilebilir. Benim bildiğim bizim arkadaşlarımızdan verenler, vermek isteyenler de var. Siz de kesinlikle veririm diyorsunuz. Tabii, tabii. Perinçek'e bir destek de Hataylı aşiret üyelerinden geldi. Bir emekçinin başa gelmesi lazım. Hani zaten Rusya ile aramızı düzelten belli. Suriye aramızı düzeltecek kişi de belli. Komşularla arası ilişki olan kişi de belli. Emekçilerin büyüğü, babası, Sayın Cumhurbaşkanı Doğu Perinçek. Umudumuz o. Şule Perinçek'in sunduğu Elinin Hamuru programına katılan Reyhanlılı aşiret üyeleri Yusuf Hazırlar ve Gökhan Turan, Perinçek'e destek açıklaması yaptı. 100 bin imza sizce toplanabilecek mi? Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Ben 170 bin imza olacağına inanıyorum. 170. 170, 200 arası. Haberlerimize devam ediyoruz. Vatan Partisi 4 Mayıs'a sayılı günler kala çalışmalarına da hız verdi. Deniz, sıradaki haberin ayrıntılarını bize aktarabilir misin? Tabii. Vatan Partisi İstanbul İl Merkezi'nde bir koordinasyon merkezi kuruldu. 39 ilçenin koordinasyonu sağlanıyor bu merkezde. Tabii bir yandan da 4-9 Mayıs tarihlerinde ilçe seçim kuruluna gidecek vatandaşlar aranıyor. Vatandaşın alo imza hattına ilgisi oldukça yoğun. İşte o hummalı çalışmalar. Doğu Perinçek Cumhurbaşkanı'nın adayı olduğunda Türkiye'nin rengini değiştireceğiz. Çalışmalarda tempo yoğun. Telefon trafiği de hat safhada. Hepsinin hedefi de ortak. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i Cumhurbaşkanı yapmak. Çok başarılı bir çalışma oluyor. Havada şu, hemen hemen aradığımız bütün yurttaşlar, bize imza veren yurttaşlar masalarda geleceğiz, vereceğiz diyorlar. Madem öyle, işte böyle diyorlar. İstanbul'da toplanan 50 bine yakın imza sahibi tek tek aranıyor. Bir yandan da alo imza hattına yenileri geliyor. Alo imza hattında vatandaşlarımıza bilgi vermek bizim asıl amacımız. Çünkü bir yasa değişikliği de söz konusu aynı zamanda. Bu yasa değişikliğinden biraz daha haberdar etmek ve gelen telefonları, vatandaşlarımızın çağrılarına kulak vermek amacıyla kurduk bu alo imza hattını. Sabah 8'de başlayan çalışma bazen gece 12'de bitiyor, bazı günler gece yarısını da geçiyor. 2-3 saat uykuyla çok ağır bir çalışmadayız ama çok mutluyuz, çok umutluyuz. Çünkü gerçekten beklediğimizin çok üstünde bir talep var. Yani devamlı telefonlar geliyor. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Yorgunluk başladığı sıralarda gelen bir telefon tüm yorgunluğu alıyor. Köylerden arayan vatandaşlar Perinçek'e imza atmak için otobüs talep ediyor. Alo imza hattında yalnız imzadan çok üye talebi de geliyor bununla birlikte. Üniversitelerden üye talebi var. Aynı zamanda köylerden otobüs talebi de geliyor.
Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nda imza seferberliği çalışması son hızıyla sürüyor. İl merkezinde kurulan 100 bin imza koordinasyon kurulu hem 39 ilçedeki çalışmaları planlıyor hem de 4-9 Mayıs arası ilçe seçim kuruluna gidecek vatandaşı arıyor. O alo imza hattını mutlaka arasınlar. Eğer biz onlara ulaşamamışsak ki biz devamlı onlarca arkadaş her gün binlerce arama yapıyor. Çalışmaların başındaki isim Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Erkan Önsel. 4-9 Mayıs için vatandaşlara çağrı yaptı. Önsel, Perinçek aday olursa Türkiye'nin rengi değişecek dedi. Bütün yurttaşlarımıza sesleniyorum. Değerli yurttaşlarımız, bu vatanseverlik görevini yerine getirelim. Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanlığına aday yapalım. Doğu Perinçek Cumhurbaşkanlığına aday olduğunda Türkiye'nin rengini değiştireceğiz. Adana, Muğla, Düzce, Denizli, Aydın ve Hatay. Vatan Partisi'nin 100 bin imza kampanyası yurdun dört bir yanında sürüyor. İmza masalarına gençlerin ilgisi yoğun. Bir imzada benden kampanyası kararlı bir şekilde devam ediyor. Vatan Partililer aylar öncesinden başladı çalışmalarına. Hedef 100 bin imza. Cumhurbaşkanı adayım Doğu Perinçek'i destekliyorum. 1915 olaylarında Türkiye'yi haklı çıkaran, işgal altındaki kayalıkları dünya gündemine taşıyan, FETÖ'nün kumpas davalarını yerle bir eden Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı adayı olması için çalışmalar her noktada sürüyor. Adana, Muğla, Düzce ve Hatay. Vatan Partililer sokak sokak, mahalle mahalle bildiri dağıtıp imza topluyor. Aynı zamanda vatandaşları 4-9 Mayıs tarihleri arasında seçim kurullarına gitmeleri için bilgilendiriyor. Ben Vatan Partisi'ne daha yeni üye oldum. Atatürk ilkelerini benimseyen ve uygulayan tek lider olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden Doğu Perinçek. İmza kampanyasına Muğla'da gençlerin ilgisi yoğundu. Öğrenci yerleşkesi olan Kötekli'de öğrenciler imza verdi. Öncelikle hepimiz üniversite öğrencisiyiz. Bugün üniversitede hangi bölümü okursak okuyalım, mezun olduktan sonra bir işimizin olup olmayacağı garanti değil. Öğrencilerin en büyük sıkıntısı gelecek kaygısı olduğu için ve bunu da sadece Doğu Perinçek'in çözebileceğine inandığımız için o yüzden Doğu Perinçek diyoruz. Doğu Perinçek'e imza veren ve Vatan Partisi üyesi olmayan üniversite öğrencileri de gönüllü olarak çalışma yürüttü. Vatan Partisi üyesi diyelim ama bu süreçte arkadaşlarıma gönüllü olarak destek veriyorum. Çünkü üniversiteleri bilim yuvası haline getirecek tek kişinin Doğu Perinçek olduğunu düşünüyorum. Hatay'da çalışmalar en işlek caddelerde sürüyor. Sayın Doğu Perinçek, Türk milletini soykırımcı bir millet olma yaftasından tüm dünyada kurtarmıştır. Yani bizim atamızı, dedemizi, soyumuzu, sopumuzu temize çıkartmıştır. Biz de ona hizmet edeceğiz. Onun adaylığını destekleyeceğiz. 100 bin oy bulur, aday olur. Burası da Adana. Kuvayi Milli Parkı çalışmaların adresi oldu. Fransa'da dik duruşundan dolayı Türklüğü orada ima etti. Türklüğün cesaretini gösterdi. Türk hiçbir zaman kimseyi kesmemiştir. Ne Ermeni ne Yahudi'yi. Düzce Vatan Partisi İl Başkanı Fethi Sönmez de yurttaşlara çağrı yaptı. Düzce halkına güveniyoruz. Türk milletine güveniyoruz. 4 Mayıs, 9 Mayıs arasında kimliklerinizi alın. Gelin ilçe seçim kuruluna. Bu kurulan barikatı yıkalım. Heyecanın sürdüğü başka bir il Aydın oldu. Cumhurbaşkanı Doğu Perinçek. İl Başkanı Emre Albayrak, Atatürk Kent Meydanı'ndan Aydın halkını ilçe seçim kurullarına imza vermeye davet etti. Terörün bitirilmesi ve ekonominin düzlüğe çıkartılması ancak ve ancak Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı olmasıyla çözülebilir. Denizli'de gençler harıl harıl çalışıyor. Önlemimizi daha öncesinde aldık. Biz daha yeni başlamadık bu çalışmaya. Yaklaşık bir aydır çalışıyoruz. Yaklaşık 100 binin üzerine de çıkmak üzereyiz imza toplamada. Bir ekip sokakta çalışma yürütürken başka bir ekip çağrı merkezinde vatandaşları arıyor. Denizli halkı öncü gençlik tarafından bilgilendiriliyor. 4-9 Mayıs tarihleri arasında seçim kurullarına gitmeleri anlatılıyor. Tüm ekiplerimizi, mobil ekiplerimizi, propaganda ekiplerimizi, gezici ekiplerimizi, mahalle ekiplerimizi hepsini oluşturduk. Tüm seçmenlerimize ulaşıyoruz. Tüm seçmenlerimize buradan çağrı yapıyoruz. Bu olağanüstü yapılan haksızlığa karşı partimizin yanında olmalarını istiyoruz.
Evet, partilerde seçim çalışmaları da sürüyor. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Başbakan Binali Yıldırım 15 vekil transferi üzerinden CHP'yi hedef aldı. Evet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise eleştirilere Marmaris'ten yanıt verdi. 15 vekil görevlerini tamamladıktan sonra geri dönecekler dedi. Siyasi partiler seçim çalışmalarına devam ediyor. AKP İstanbul'da Gençlik Kolları Kongresi düzenledi. Önce Başbakan Binali Yıldırım konuştu. Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olmaya çağırdı. Ana muhalefet partisinin genel başkanısın. Sana yakışan aday olmak ben de varım demektir. Ben de talibim demektir. Niye kapı kapı geziyorsun? Aday arıyorsun? Niye kendin çıkmıyorsun? Çık karşıya. Yıldırım'ın ardından kürsüye AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktı. Vekil transferi üzerinden İyi Parti CHP birlikteliğini eleştirdi. Ey 15 milletvekili! Ya siz iradenizi nasıl oluyor da bu kadar ucuza satıyorsunuz be? Ey 15 milletvekili! Bak karıştırma ha! Siz Çanakkale'deki 15'ler değilsin. Siz iradesini satanlardansınız. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise eleştirilere Marmaris'ten yanıt verdi. Önce Yıldırım'a, ardından Erdoğan'a. Bu konuda zaten gerek ben, gerek arkadaşlarım, gerek örgütlerimiz çalışıyoruz. Güzel bir aday çıkaracağız. Kılıçdaroğlu, İyi Parti'ye geçen 15 vekilin CHP'ye geri döneceğini söyledi. Biz demokrasiye karşı kurulan bir kumpası, bir oyunu bozmak için o arkadaşlarımızı görevlendirdik. Arkadaşlarımız gittiler, görevlerini yapacaklar. Belli bir süre sonra da tekrar geri dönecekler. Bizim liselerimizde şu veya bu şekilde isterlerse yer alabilecekler bu arkadaşlarımız. Şimdi burada küçük bir virgül koyalım. Siyaset gündemi elbette yoğun ama bu akşam önemli bir maç vardı, derbi vardı. Beşiktaş-Galatasaray derbisi. Öncelikle Galatasaray'ı tebrik edelim değil mi Esra? Edelim. Galatasaray kendi evinde Beşiktaş'ı ağırladı. Ev sahibi ekip Beşiktaş'ı 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Şampiyonluk yolunda da önemli bir maçtı bu. İlk golü Fernando attı Galatasaray'dan, sarı kırmızılı ekipten. Ayrıntıları aktarayım. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Fernando ve 70. dakikada Geri Rodriguez kaydetti. Beşiktaş'ta Tosic, Gomis'e ceza sahası içinde yaptığı foul sonrası kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Galatasaray'da ise Gomis 66. dakikada penaltı atışından yararlanamadı. Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 66 yaparak lider koltuğunda kalırken Beşiktaş 62 puanla 4. sırada yer aldı. Devam edelim gündemle. Ne evet, var sırada? İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Nevşehir'deydi. Partisinin il binası açılışında konuştu. Gündeminde özelleştirilen şeker fabrikaları vardı Akşener'in. Pancarı yasaklarsan, pancar ekimini küçültürsen, hani Amerika'ya demişti ya abi, Amerika, Osmanlı tokatı Amerika, sonra Tillerson'dan görüştü. Tillerson'a dedi ki kırarım o parmağını, indir aşağıya. İndi parmak aşağıya. Çıktılar 3,5 saatlik görüşmeden. Bir baktık 14 şeker fabrikası gitmiş. Şimdi size, sizin huzurunuzda o fabrikaları alanlara sesleniyorum. 25 Haziran'a kadar elinizi sürmeyeceksiniz. Şırnak'tan şehit haberi geldi. Besler Dereler Kurtdağ üst bölgesinde PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendi. Saldırıda bir askerimiz şehit oldu. Ayrıntıları aktarayım ben. Alınan bilgiye göre Besler Dereler Kurtdağ üst bölgesine PKK'lı teröristlerce roket ve uzun namlulu silahlarla saldırılması sonucu çatışma çıktı. Çıkan çatışmada teröristlerin açtığı ateş sonucu bir asker şehit oldu. Şehit asker, askeri helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bölgede teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı. Ve çok tartışılan bedelli konusu. Vatan Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek,
Bedelli askerin Mehmetçik değil, paralı asker olduğunu söyledi. Bedelli askerlik tartışmalarının ordunun moralini bozacağını belirtti Perinçek. Uyarıyorum, 3-5 kuruş için Türkiye'nin en önemli kurumlarından oynamayın dedi. Bedelli askerlik Mehmetçik sistemini ve demokrasinin temelini ortadan kaldırmaktır. Profesyonel askerliğe geçtiğimiz için yani bu dikkate alınması gereken bir husus. Benim düşüncem bu. Başbakan Binali Yıldırım'ın yeşil ışık yakmasıyla başlayan bedelli askerlik tartışması gündemde. Vatan Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek bedelli askerin Mehmetçik olamayacağını söyledi. Bedelli Mehmetçik olmaz. Evet. Bakın bedelli paralı asker olur ama bedelli Mehmetçik olmaz. Bakın bedelli şehit yok. Bedelli gazi yok. Bir tane bana bedelli gazi göster. Gazi olmak için Mehmetçik olacaksınız ve savaşacaksınız. Gazeteci yazar Sabahattin Önkibar'ın sunduğu Ulusal Kanal'daki alternatif programında konuşan Perinçek, bedelli askerlik konusunda hükümeti uyardı. Mehmetçiğin de moraline bu büyük bir saldırıdır. Buradan söylüyorum. Mehmetçikle oynamayın. Mehmetçik yalnız ordumuzun temeli değildir. Demokrasimizin de temelidir. Eşitliğimizin de temelidir. Güvenliğimizin temelidir. Böyle 3 kuruş 5 kuruşa siz muhtaçsınız diye Türkiye'nin temel kurumlarından oynamayın. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Cumhurbaşkanı adaylığından vazgeçirmek için Abdullah Gül'le görüştüğü iddia edilmişti. Perinçek bu iddiaları da değerlendirdi. Bunun doğru olduğuna dair kuvvetli emareler var. Bir kere Genelkurmay Başkanlığı bir açıklama yapmalı. Ve açık söyleyeyim, Genelkurmay Başkanı eğer bu doğruysa istifa etmeli. Siyaset kışlanın içine sokulmamalı. Kışla da siyasete. Programda gazeteci Sabahattin Önkibar, Vatan Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti ittifak yaparsa ne olur diye sordu Perinçek'e. Vatan Partisi lideri, bu ittifak kesinlikle iktidar olur yanıtını verdi. Bugün için çözümdür bu. Ve kesinlikle hükümet olur. Yani ben bunu Sayın Kılıçdaroğlu'na da belirttim. Yani o da bunu olumlu karşılıyor, onu da söyleyebilirim. Böyle bir ittifak olduğu zaman onun Cumhurbaşkanı adayı en büyük içimizdeki parti olarak ve şu anda mecliste en çok milletvekili olan parti olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olması gerekir. Perinçek, yurttaşları 4-9 Mayıs tarihlerinde seçim kurullarına gitmeye davet etti. 85 bin imzayı toplamış durumda. 85 bin. 85 imza toplandı. Kendime güveniyorum ve milletimize de güveniyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9 Mayıs günleri sabahtan akşam 20'ye hatta daha geç saatlere kadar çalışacaktır ilçe seçim kurulları. Orada Cumhurbaşkanı önerisi olarak Doğu Perinçek'i önermenizi sizden talep ediyorum. Resmi temaslarda bulunmak üzere Özbekistan'a gitti AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ziyaret öncesi konuşan Erdoğan gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Selefi Abdullah Gül'ün aday olmayacağım açıklaması soruldu Erdoğan'a. O da herhangi bir değerlendirme yapmayacağım dedi. Ve bedelli askerlik talepleri konusundaysa şu an gündemimizde yok. Seçimden sonra bakarız ifadesini kullandı. Erdoğan tepki çeken üniversitelere bölme kararından geri adım atılmayacağını da söyledi. Değerli arkadaşlar, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan'a sorulan ilk soru, selefi olduğu eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylık açıklamasıydı. Bu konuyla ilgili hiçbir değerlendirme yapmayacağım. Sözlerine böyle başlayan Erdoğan, siyaset meydanı herkese açık dedi. Zaten Sayın Gül değerlendirmeleri kendileri de yaptılar. Sadece sizlere de teşekkür edeceğim. Seçim meydanı herkese açıktır. Ve seçim meydanı da bu noktada zaten temenni ederiz ki bir an önce her siyasi parti adayını belirler. Ona göre de bizler kampanyamızı çok daha değerli kılacak adımlarımızı atarız. Erdoğan'ın gündemindeki bir diğer konu, Başbakan Binali Yıldırım'ın müspet bakıyoruz sözleriyle gündeme getirdiği, Mahir Ünal'ınsa düşünmüyoruz dediği bedelli askerlik talepleriydi.
Hamdolsun anketler Cumhur İttifakı'nın açık ara önde olduğunu gösteriyor diyen Erdoğan, gündemimizde bedelli yok, seçimden sonra bakarız diyerek tartışmalara son noktayı koydu. Aslında yani bedelli askerlik şu anda hükümetimizin gündeminde değil. Böyle bir durum yok. Yani bir tarafta tabii Afrin, bir tarafta malum Fırat Kalkanı Harekatı, bunların olduğu bir dönemde bunu gündemimize almak, şehitlerimize, özellikle gazilerimize, onlara karşı bir saygısızlık olur. Şu önümüzde seçim bitmiş olsun, İnşallah başkanlık sistemine geçiş dönemi hallolduktan sonra bunlar tekrar masaya yatırılır. Ona göre atılması gereken bir adım bu konuda varsa o zaman bu adımlar atılır, ama şu anda böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Akademisyenler ve öğrencilerin karşı çıktığı üniversitelerin bölünmesi konusuna da değindi Erdoğan. Üniversiteleri bölme kararından geri adım atmayacaklarını söyledi. Biz nitelik mi arayacağız yoksa nicelik mi arayacağız? Biz buna bakıyoruz ve burada öğrenci sayısı itibariyle kaliteyi artıracak bir adımı atalım istiyoruz. Bu talepler üzerine bu adım atıldı. Yani bu salt hükümetin almış olduğu bir karar değil. YÖK'e talepler var, bize talepler var. Bu talepler üzerine de yapılan çalışmalar var. Ve daha önce de bu konuda attığımız adım var. Evet, üniversiteleri bölme girişimi çok önemli bir konu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine ilk yanıt, Cerrahpaşa Fakültesi öğretim ve öğrenci ve öğretim üyelerinden yanıt geldi Erdoğan'ın açıklamalarına. Evet, Cerrahpaşalılar verdi bu yanıtı. 36 saniyelik bir video hazırladı üniversiteliler. Üniversitemiz bölünmemeli dedi. Yıllarını vermiş doktorlar. Binlerce öğrenci. Bizlere emek veren ailelerimiz. Yüz binlerce hasta burada şifa buldu. Yeri geldi üzüntüler, yeri geldi sevinçler yaşandı. 600 yıllık tarihe kök salan bu fakülte, köklerinden, tarihinden, yerleşkesinden, İstanbul Üniversitesi'nden ayrılmak istemiyor. İstanbul Üniversitesi tüm fakülteleriyle bir bütündür. Bölünmemelidir. 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 Cumhurbaşkanlığı adaylığı için gereken 100 bin imza şartı toplumun %60'ı tarafından bilinmiyor. Bu veri İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından açıklandı. Bu konuda toplumu bilinçlendirmek öncü rolü ise Vatan Partisi üstlendi. 100 bin imza seferberliği başlatan Vatan Partisi, vatandaşları doğru yönlendirmek için Alo imza hattı kurdu. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imza şartı toplum tarafından ne kadar biliniyor? Toplum bu konuda ne kadar bilinçlendiriliyor? İstanbul Ekonomi Araştırma bu kritik konuyla ilgili bir anket yaptı. Kurumun genel müdürü Can Selçuki anket sonucunu Twitter hesabından paylaştı. Yapılan ankette katılımcılara Cumhurbaşkanı seçimlerinde partilerden bağımsız kişilerin 100 bin imza toplayarak aday olabileceğini biliyor musunuz diye soruldu. Anket sonuçlarına göre toplumun %60'ı erken seçimde meclis dışındaki adayların 100 bin imza toplayarak Cumhurbaşkanı adayı olabileceğinden haberdar değil. Selçuki yaptığı paylaşımda bu koşullar altında siyasi ittifaklar ne kadar anlaşılacak ve oy verme biçimini nasıl etkileyecek göreceğiz ifadelerini kullandı. 100 bin imza şartının duyurulmasıyla ilgili topluma öncülük eden tek parti ise Vatan Partisi oldu. İstanbul'un bütün ilçelerinde 1500 kişilik kadrosuyla Vatan Partisi üyesiyle alanlarda ve meydanlardadır. Vatan Partisi üyeleri 4-9 Mayıs tarihlerinde verilmesi gereken adaylık imzalarıyla ilgili yurdun dört bir yanında toplumu bilinçlendirici çalışmalar yürütüyor. Bir imza da siz verin, 100 bin imzanın toplanmasına destek olun. Vatan Partisi bu amaçla Alo imza hattı kurdu. Çağrı hattını arayan vatandaşlara imza verme süreciyle ilgili bilgi verilip seçim kurullarına yönlendirmeler yapılıyor. Devam ediyoruz. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza seferberliğine katılan sanatçılar her geçen gün artıyor.
AKP'nin son 16 yılda Türkiye'deki sanatı enkaza çevirdiğine dikkat çeken sanatçılar, Vatan Partisi iktidarıyla sanatın hak ettiği değeri bulacağını vurguladı. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı adaylığı için imza seferberliğine toplumun her kesiminden destek gelmeye devam ediyor. Seferberliğe katılanlar arasında çok sayıda sanatçı da var. Enkaza çevirmeye çalıştılar. Milli hükümete dayalı vatanseverler de oluşan bir hükümeti olsun istiyoruz. Sanat meselesinde AKP'nin karnesi, bu 16 yıllık karne zayıfın da altında. Ulusal kanalda yayınlanan Haber Artı programına katılan sanatçılar 24 Haziran erken seçim kararını değerlendirdi. Sanatçılar AKP'nin 16 yıllık iktidarı döneminde sanatı enkaza çevirdiğini söyledi. Son derece sanatçılara zarar verici uygulamalar yapmaya çalışıyorlar. Süreli sözleşmeli, günlük yevmiyeli takviye sanatçı uygulamasına geçtiler. Daha ileri gitmemiz gerekirken daha geriye gittik. Sanata ve sanatçıya her türlü saldırı yapıldı. Sanat ve sanatçının hak ettiği değeri bulması için Vatan Partisi iktidarını işaret eden sanatçılar, meslektaşlarını 4-9 Mayıs'ta Perinçek'in adaylığı için imza vermeye çağırdı. Türkiye'nin geleceğini aydınlatacak olan Doktor Doğu Perinçek'in önderliğinde Vatan Partisi'dir. O yüzden bütün arkadaşlarımı 100 bin imzaya katkı vermelerini istiyoruz. Ülkemizde, yurt dışında Ermeni olaylarında büyük duruşuyla, öncü duruşuyla büyük bir sınıf atlatan Doğu Perinçek'e imza vermeye çağırıyorum bütün sanatçı arkadaşlarımı ve halkımızı da tabii. 100 bin imzanın arasında olmaları çağrısında bulunmalı. Vatan Partisi Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek için sahada yürüttüğü imza kampanyasının yanı sıra hazırladığı videolarla da sosyal medyanın gündemini oluşturmaya devam ediyor. Yeni bir video hazırlandı. Videoda borçlu Türkiye, kötüleşen ekonomi ve iş sıkıntıları gibi sorunlara dikkat çekildi. Yürütülen kampanya kapsamında aydınından sanatçısına, işçisinden gencine kadar pek çok kesimden destek alan Vatan Partisi, yayınladığı videonun ardından Twitter'da gündem oturdu. Aksine bir müşteri mutsuz ve umutsuz oldu mu? Ne yol çekilir ne trafik. Çoğunluk mutsuz ve umutsuz. Önceden 4 tekerin en az ikisi bize dönerdi. Çorbamız kaynardı soframızda. Şimdi öyle mi? Mazot olmuş 5 küsür. Vergisi masrafı derken 4 tekerin en az 3'ü başkasına dönüyor. Türkiye'nin ekonomisi büyüdü diyorlar da emekçinin cebine giren para küçüldü. Borcu büyüdü. Ama Doğu Perinçek ne diyor? Borçlanma ekonomisine son vereceğiz. Üretim ekonomisini kuracağız. Abi adam doğru söylüyor. Benim Cumhurbaşkanı adayım Doğu Perinçek. Ben bu işe imzamı atarım. Gerçek çözümlerle Türkiye'yi ilerletecek lider Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı adayı olması için 4-9 Mayıs tarihleri arasında saat 20'ye kadar bağlı olduğunuz ilçe seçim kuruluna bizzat giderek siz de imza verebilirsiniz. İletişim 0549 371-0025. Vatan Partisi. Güzel bir tüccarlar, video olmuş, evet. Değil mi Eser? Benim çok dikkatimi çekti video. Video çok güzel gerçekten ve çığ gibi de büyüyor bu destek. Videolarda devam ediyor sürekli. Her gün yeni bir video geliyor, evet, galiba. Dün de üniversite öğrencilerinin hazırladığı bir video izlemiştik. Bugün de esnafımızın, taksici esnafının yer aldığı bir video izledik. Gerçekten başarılı bir video olmuş. Bu arada tüccarlar, çiftçiler ve nakliyeciler, onlar üretim ekonomisinin uygulanması için Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı olmasını istiyor. Hayat pahalılığına karşı mücadele eden yurttaşlar, Vatan Partisi'nin üretim ekonomisi programının tek çözüm olduğunu vurguluyor. Üretim ekonomisi olmalı dediler. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'in adaylığında birleştiler. Önce arı gelir, önce bir iki tane arı görürsünüz. Sonra şöyle önce arı dikkat edin, şöyle havada bir şey çiziyor, olsa gidiyor. 10 dakika sonra diğer arılar geliyor. Koordinatları veriyormuş.
Onun için biz işte genel başkanı onun için seçtik, istedik yani geldik. Öncülük yapıyor, koordinatları veriyor. Yani ülke bütünlüğünü, komşu ilişkilerini, üretimi, güvence veriyor. Anayasa Mahkemesi bize rotayı yani çizmiş, veriyor. Her seçim zamanı söz veriliyor. Fabrika kurulacak, iş sahası yapılacak, gezilecek yerler yapılacak. Peki diyoruz, biz sizinleyiz. İş sonrası bir bakıyoruz. Ne Hatay var, ne fabrika var. Esnafa verilen sözler tutulmadı. Mesela çiftçiye mazot, gübre desteği bir fiyat ortaya koydular. O fiyatın şu anda %50'si bile çiftçiye hiçbir şekilde sağlanmadı. Tüccarlar, çiftçiler ve nakliyeciler. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanlığı adaylığına destek çığ gibi büyüyor. Çeşitli mesleklerde çalışan yurttaşlar Perinçek'in Cumhurbaşkanı adayı olması için mücadele yürütüyor. Ulusal kanalda Şule Perinçek'in hazırlayıp sunduğu Elinin Hamuru programına konuk olan yurttaşlar, Vatan Partisi'nin üretim ekonomisi programının tek çözüm olduğunu vurguladı. İlacından, mazotundan, işçi yevmiyesinden, tohum parasından, ilaçından mümkün değil göremiyoruz. İşler çıkartmalar falanlar oluyor ya, biz de kendi toprağımızda, kendi işimizde çıkartılmış gibi bir şey olduk. Çiftçisi memnun değil, esnafı memnun değil, nakliyecisi memnun değil. Yani hiç kimse, affedersin, hırsızı bile memnun değil. Çalacak bir şey yok gözünde. Evet. Geçti evlerden genelde boş çıkıyor. Gerçekten yani halkını böyle kucaklayabilecek bir cumhurbaşkanı lazım. Perinçek'in cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için 4-9 Mayıs tarihleri arasında seçim kurullarına giderek imza vereceklerini belirten yurttaşlar herkesi göreve çağırdı. Belli bir yere bağlı olabilirler, belli partiye bağlı olabilirler. Oraya oy verebilirler ama çocuğum, torunum diyorsa ne olacak kaygısını taşımamak için bu imzayı versinler. Biz çalışmamızda hiçbir şekilde tepki almadık yani. Doğu Perinçek'e bir tepki görmedik. Çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Yüksek Seçim Kurulu 24 Haziran seçimleri kapsamında yayınlanacak siyasi reklamlara ilişkin usulleri belirledi. Şöyle, reklamlarda Türkçenin yanı sıra farklı dil ve lehçelerin kullanılmasına da izin veriliyor. Yüksek Seçim Kurulu siyasi reklamlara ilişkin kararını açıkladı. Karar resmi gazetede yayımlandı. Karara göre medya hizmet sağlayıcıları seçimin başlangıç tarihi olan 30 Nisan'dan 22 Haziran saat 24'e kadar siyasi reklam yayınlayabilecek. Parti ve adayların reklamlarda Türkçenin yanı sıra farklı dil ve lehçeler kullanmasına da izin veriliyor. Medya hizmet sağlayıcıları reklam tahsisi yaparken tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine uygun hizmet sunmak durumunda. Aynı reklam kuşağında birden fazla parti ve adayın reklam talebi olması halinde kura çekilecek. Siyasi reklamlar YSK kararları kapsamında RTÜK tarafından denetlenecek. Erken seçim öncesi son çalışmalarını yapan meclis, yeni haftada yükseköğretim kanunuyla bazı kanun ve KYK'larda değişiklik yapan kanun tasarısını görüşmek üzere toplanacak. AKP grubuysa 2 Mayıs çarşamba günü toplanacak ve Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterecek. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin beklenmedik çıkışıyla ülke gündemine gelen erken seçim kararı meclis çalışmalarını da etkiledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu baskın seçim öncesi son çalışmalarını yapıyor. Genel Kurul, Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle 1 Mayıs Salı günü toplanmayacak. Çalışmalarına 2 Mayıs Çarşamba günü devam edecek olan Genel Kurul'da Yükseköğretim Kanunu'yla bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapan kanun tasarısı görüşülecek. Akademisyenler ve öğrencilerin tepki gösterdiği tasarı, aralarında İstanbul Üniversitesi'nin de bulunduğu 16 devlet üniversitesini yakından ilgilendiriyor. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu da denetimlerine devam edecek. Komisyon, çarşamba günü Elektrik Üretim AŞ, Soma Elektrik Üretim AŞ ve Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ Genel Müdürlüklerinin hesaplarını inceleyecek. Gözlerse 2 Mayıs çarşamba günü toplanacak AKP grubunda olacak. Toplantıda AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi için grup kararı alınacak. Erdoğan'ın 4 Mayıs Cuma günü Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesi bekleniyor.
Vatan Partisi İzmir Olağanüstü İl Kurultayı yapıldı. Mevcut Başkan Doktor Rıfat Mutlu tekrar il başkanı seçildi. Kurultayda Perinçek için 100 bin imza seferberliği de başlatıldı. Gerçekten İzmir'de 4 Mayıs günü bir şöleni başlatacağız. Vatan Partisi İzmir'de olağanüstü il kurultayını yaptı. Türkiye büyük kararların arifesinde. Gerçek anlamda bu süreçte olağanüstü il kurultayımızı topluyoruz. Yeni il yönetimi ve il başkanını seçmek üzere yapılan kurultayda Vatan Partisi lideri Doktor Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı olacağı vurgulandı. Genel başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Doğu Perinçek için o 100 bin imzayı nasıl toplayacağımızı konuşarak değerlendirmektir. Kurultayın divan başkanlığına Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serhan Bolluk seçildi. Tek görev budur. Kurultayın açılış konuşmasını Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir İl Başkanı Rıfat Mutlu yaptı. Atlantik sisteminin karşısında dimdik duran bir adayı, Ermeni soykırım yasasını, tasarısını, 100 yıllık izlenimini yerle bir eden adayı, Silivri duvarlarını yıkan adayı ve buna benzer birçok gerçekten başarı öyküsü olan bir kişiyi Cumhurbaşkanı adayı olmasını sağlamamız lazım. Tek listenin çıktığı kurultayda Vatan Partisi İzmir İl Başkanlığı'na mevcut başkan Doktor Rıfat Mutlu seçildi. Bölgeden bir haberle devam edelim. Sıcak bir bölgeden Suriye ordusu Amerika'nın desteklediği terör örgütü PKK-PYD'yi hezimete uğrattı. Suriye ordusu Deir ez-Zor şehrinin kuzeyinde bulunan 4 köyü ele geçirdi. Ayrıntıları ben aktarayım. Suriye ordusu Fırat'ın doğusuna ilerliyor. Ordu, Amerika'nın desteklediği terör örgütü SDG'yi hezimete uğrattı. Suriye ordusu Deir ez-Zor şehrinin kuzeyinde bulunan 4 köyü PKK'nın önderlik ettiği Suriye Demokratik Güçlerinden temizledi. Ordunun bu başarısını Suriye yönetimine yakın haber sitesi El Masdar duyurdu. Amerikan destekli terör örgütünün kaybettiği şehirleri geri almak için operasyonlar sürüyor. YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu ABD destekli SDG, geçen seneden bu yana Fırat Vadisi'nin doğusundaki Deir ez-Zor'da hakimiyetini sürdürüyor. Şimdi hemen Ulusal Kanal Haber Müdürü Mehmet Kıvanç'a döneceğiz. 7 yıldır verdiği mücadelede adım adım başarıya ulaşıyor Suriye ordusu. Ülkeyi terör örgütlerinden temizlemeye devam ediyor Mehmet Kıvanç da Şam'da. Mehmet, Suriye ordusu Guta Zaferi'nden sonra acaba şimdi de Fırat'ın doğusu için mi harekete geçti? Bize biraz bilgi verebilir misin? Evet, söylediğiniz gibi Fırat'ın doğusunda Deir ez-Zor bölgesinde önemli gelişmeler var. Suriye ordusu Amerikan destekli PKK-PYD'nin olduğu tarafa bir hamle yaptı ve Amerikan uçakları da buna karşı hamle yaparak Suriye ordusunun ilerlemesini durdurdu. Aslında bu durum yeni değil Fırat'ın doğusunda Deir ez-Zor bölgesinde. Daha önce de zaman zaman böyle haberleri almıştık. Suriye ordusu Fırat'ın doğusuna ne zaman geçmeye çalışsa, oraya yönelik ne zaman bir hamle yapsa Amerika bu girişimi, bu hamleyi engellemeye çalıştı ve engelledi. Bugüne kadar aslında bunlar öncü girişimler. Bir sonraki aşamada Suriye krizinde göreceğimiz şeylerin küçük bir fragmanı. Biraz öyle söyleyebiliriz. Aslında bir anlamda şu anda biz Suriye krizinde en zorlu aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Neden? Çünkü artık Şam ve çevresinde ya da büyük şehirlerin içerisinde terör unsurları kalmadı. Bunlar temizlendi. Ne kaldı peki geriye Suriye krizinde? Suriye'nin güneyinde Dera bölgesi, İsrail'in işgal ettiği Golan toprakları ve çevresindeki alan ve en büyük alanda Amerika Birleşik Devletleri'nin işgal ettiği bölge. Yani Fırat'ın doğusu. Yani Türkiye'nin de sürekli Amerika ile çekişme içerisinde olduğu PKK-PYD'nin Amerika tarafından silahlandırıldığı, fonlandığı Fırat'ın doğusu. İşte burada ne olacak? Biz bunu konuşuyoruz, bunu tartışıyoruz. Suriye, Şam sürekli baskısını sürdürüyor Fırat'ın doğusuna yönelik. Suriye Demokratik Güçleri adı altında örgütlenen Amerika'nın desteklediği PKK-PYD'ye sürekli bir baskısını
sürdürmeye çalışıyor Şam yönetimi. Neden? Çünkü bu Suriye'nin geleceği için, Şam yönetiminin geleceği için çok kritik bir alan burası. Suriye'nin çok büyük enerji kaynakları var. Petrol, doğalgaz, su ve tarımsal anlamda olmazsa olmaz. Hayati ekonomik değerleri içeriyor Fırat'ın doğusu dediğimiz alan Suriye devleti için. İkincisi bu bölge Suriye'nin Irak'la bağlantısını oluşturuyor. Yani Suriye eğer bir bağımsız devlet olacaksa komşularıyla ilişki kuracak. O ilişkiler de sınırlardan, yani Irak sınırından olacak, güneyden olacak, kuzeyden Türkiye ile olacak. Yani Suriye'nin, yani Şam'ın hem kuzeyden Türkiye ile irtibatını kesiyor Amerikan işgali, hem de doğu tarafından İran'la ve Irak'la olan bağlantısını kesiyor. Bu Amerika'nın işgal ettiği bölgeler, topraklar. Yani stratejik bakımdan da önem arz ediyor Suriye devleti açısından. Ve şu, Amerika Birleşik Devletleri bu bölgenin önümüzdeki süreçte bir federatif ya da bir şekilde, nasıl diyelim, ademi merkeziyetçi, öz yönetimci, PKK'lıların kullandığı tabirle bir şekilde yönetilmesini istiyor. Ya aslında şu var, bugün Şam yönetimi kabul etse, yani federatif bir Suriye'yi kabul etse, Suriye krizi bitecek. Zaman zaman Şam'a bazı isimler de gönderiliyor, heyetler de gönderiliyor Suriye'nin bunu kabul etmesi yönünde, bu Amerikan teklifini dolaylı kanallardan, ancak bu kabul edilmiyor. Şam bunu kabul etmiyor. Kırmızı çizgisini Fırat'ın doğusunda Şam yönetimi çizmiş bulunuyor. Şuna dikkat çekmek gerekiyor. Son dönemlerde tabii Fransa aktif bir politika izlemeye çalışıyor Suriye'de ve Fırat'ın doğusunda Membiç'te, Fırat'ın batısında kalıyor Membiç ama sonuçta Amerika'nın işgal ettiği alanlarla bütünlük arz ediyor. Fransız askerlerinin de konuşlandığını biliyoruz. Yani sadece Amerikalılar yok Fırat'ın doğusunda. Fransa'da var, İngiliz özel kuvvetleri de bölgede bulunuyor. Dolayısıyla uluslararası koalisyon yasa dışı bir şekilde Suriye topraklarının bir bölümünü fiilen işgal etmiş durumda. Diğer kısımlarda sorun bitse bile, terör sorunu bitse bile, burası ne olacak? Yani Amerika'nın işgal ettiği alanlar ne olacak? IŞİD bahanesiyle işte önümüzde duran en büyük sorun bu. Türkiye tabii şu anda seçime odaklandı ama seçim sonrasında buradaki gelişmeler hızlanacağı için buna yönelik de Türkiye'nin ne yapacağı belirleyici önemde. Yani Türk seçmeni aslında bir anlamda hem Fırat'ın doğusunun hem de bölgenin kaderini, geleceğini de oylayacak. Şimdi sıcak gelişmeler var. Suriye ordusu ilerlemeye çalışıyor. Birkaç köyü ele geçiriyor. Sonra Amerikan ordusu bombalıyor, geri çekiliyor. Daha önce de buna benzer şeyler olmuştu bu bölgede. Zaman zaman Suriye ordusu Fırat'ın doğusuna geçme yönünde girişimlerde bulunmuştu. Şimdi şu noktaya biraz dikkat çekmek lazım. Amerikan Dışişleri Bakanı Suudi Arabistan'a gitti ve bugün de Tel Aviv'e gitti. Yani bir taraftan da Amerika bölgedeki diplomasi ağını da örmeye çalışıyor. Yani biz bugün şunu anlamaya çalışıyoruz. Şimdi biz Suriye krizinde savaşın neresindeyiz? Söylenen şu, savaşın son aşamasındayız. İşte bu savaş nasıl bitecek? Amerika'nın dayattığı mesele şu, Fırat'ın doğusunda Amerika'nın varlığının, askeri varlığının ya da geride bırakacağı bir takım silahlı kuvvetlerinin devam etmesi, ilerlemesi. Bunu istiyor. Türkiye, İran ve Rusya'nın bir üçlü mutabakatı var. Bu üçlü mutabakatsa, yani aslan üçlüsü de diyebiliriz bunlara, Suriye'nin bütünlüğü, birliği, idari ve siyasi birliği. Bu yönde bir politika izliyor, gidiyor. Tabii Amerika'nın eylemleri her ne kadar yani savaşı bitirelim noktasında bir takım söylemlerde bulunsa da, Amerika'nın eylemleri savaşı uzatmaya yönelik eylemler olarak değerlendiriliyor Şam'da. Özellikle Amerika bu bölgeyi bir de PKK-PYD yetmezmiş gibi Arap gücü bahanesi, Arap gücü ismi altında başka Arap devletlerinden de askerleri bölgeye getirmek istediğini açıkça ilan etti, deklare etti. Yani önümüzdeki günlerde biz seçim sürecindeyken Fırat'ın doğusunda birçok devletin karşı karşıya geldiği ve kutuplaşmanın, askeri kutuplaşmanın daha da yükseldiği bir tabloyu önümüzde görebiliriz, bulabiliriz. Şu noktaya dikkat çekmek istiyoruz. Afrin operasyonu varken, devam ederken daha doğrusu PKK-PYD unsurları Fırat'ın doğusundan Afrin'e doğru gidiyordu. Şimdi Afrin operasyonu başarıyla sonuçlandı ama kuzeyde yeni bir operasyon yok. Yani Türkiye şunu demişti, Afrin'den Irak sınırına kadar terör koridorunu temizleyeceğim. Şu anda bu operasyonlar, yani Türkiye'nin olası operasyonları gerçekleşmediği için PKK-PYD biraz nefes almış durumda. Dolayısıyla Suriye ordusuyla cepheleşmeye daha gönüllü gözüküyor PKK-PYD. Tabii burada
Bu işin sonu nereye varır onu belirleyen bir denklem var. O denklem de şu: ne Suriye tek başına buradan, bu krizden bu şekilde çıkabilir, bunu zaten Suriyeli yetkililer de ifade ediyor, siyasi çözüm ve bölge ülkelerinin işbirliği, ne de Türkiye Fırat'ın doğusunu Suriye, Şam ve Suriye ordusu olmadan temizleyebilir. Yani bu iki gücün aslında burada birbirine ihtiyaç duyduğu ve muhtaç olduğu bir durum, bir pozisyon var Fırat'ın doğusu için. Aynı zamanda İran için de önemli Fırat'ın doğusu. Neden İran için önemli? Çünkü İran, Irak'la ve Suriye ile ve Lübnan'la olan ilişkisini Fırat'ın doğusu üzerinden sağlamak durumunda. Yani Amerika'nın işgal ettiği topraklar bir yandan da İran'ın siyaset ve ticaret hattının da önünü kesmiş oluyor. Fırat'ın doğusundaki bu alan aynı zamanda İran'ın da yolunu kesiyor. Akdeniz'e ulaşan yolunu kesiyor. Bu bakımdan da İran meseleyi, yani Fırat'ın doğusu meselesini bir taktik mesele olarak ele almıyor. Stratejik bir konu olarak ele alıyor. Nitekim İran dini liderinin danışmanı Ali Ekber velayeti geçtiğimiz aylarda şuna vurgu yapmıştım. Fırat'ın doğusunda Amerikan kuvvetlerinin mutlak surette temizleneceği, o bölgeden çıkartılacağı, bu yönde mesajlar vermişti. Ali Ekber velayeti İran dini liderinin baş danışmanı. Bu çok önemli. Bu çok önemli bir durum. Zaten velayeti bölge ülkeleriyle İran'ın nasıl diyelim, politikasını belirleyen isim olarak da biraz bilinir, anılır. Beşar Esad'la, Suriye Cumhurbaşkanı ile, Lübnan'da Lübnan lideri Michel Aoun'la sık sık görüşür. Bölgeyi de yoğun ziyaretleri vardır velayetinin. Hatta bu hatırlayacaksınız, daha yeni oldu zaten. Amerikan saldırısından önce Guta'da gözükmüştü. Guta'da nasıl diye basına bir açıklama yapmıştı Ali Ekber velayeti. Yani bölgedeki mesele bir Suriye krizinden çok zaten küresel bir kriz, küresel bir kutuplaşma, küresel bir mesele. Dolayısıyla Suriye'nin, şöyle toparlayalım, batısındaki terör örgütleri temizlendikçe sorun tekleşiyor, netleşiyor. Resim, fotoğraf daha da berrak hale geliyor. Amerika'nın işgal ettiği yerler ve Amerikan işgaline karşı olan kuvvetler. İşte bu noktada Türkiye'yi önemli bir tercih, önemli bir seçim bekliyor. Amerika'nın bombalamasından sonra tabii Türk Dışişleri'nin yaptığı açıklama Şam'da büyük tepkiyle karşılandı. Çünkü Türkiye Amerikan saldırısına destek verdi. İnsanlığın vicdanına tercüman olmuştur şeklinde de açıklamalar kayıtlara düştü ve bu aslında bir güvensizlik de yarattı. Hem İran hem de Rusya cenahından Türkiye'ye karşı. Tabii bundan sonra soru şu: Türkiye'nin önünde duran Amerika'nın Fırat'ın doğusundaki işgaline, bakın PKK-PYD demiyoruz çünkü PKK-PYD Amerikan varlığı olmadan bir anlam ifade etmiyor. Burada Suriyeli ordu kaynakları, Suriyeli siyasi yetkililer hep şuna vurgu yapıyor: Amerikan kuvvetleri çekildiği gün PKK-PYD'yi biz teslim alırız diyorlar. Yani tek başına bu örgütün, PKK'nın Suriye ordusuna karşı 7 yıldır çeşitli terör örgütleriyle savaşta deneyim kazanmış, birikim kazanmış Suriye ordusuna karşı yani askeri anlamda bir şansı yok. Zaten Türkiye hudut boyunca en uzun sınır Türkiye, Suriye sınırı. Oradan bir yardım alma olasılığı yok PKK-PYD'nin. Ne yapacak o zaman? Amerika çekildiği anda askeri olarak bitmiş bir örgüt PKK. O nedenle bizim Fırat'ın doğusunda konuştuğumuz şey aslında oradaki PKK varlığının temizlenmesi değil, Amerikan varlığının temizlenmesi. Yani Türkiye'nin aslında doğrudan konuşması gereken mesele bu. Tabii bu noktada hiçbir devlet, ne Rusya, ne İran, ne de Suriye devleti tek başına bu meseleyi, bu problemi çözemez, halledemez. Hiçbir devlet tek başına Amerika ile bir gerilimi, gerginliği göze alamaz. Ancak Türkiye ve yani Ankara ve Şam arasında bir siyasi hat, koridor kurulabilirse bunun yaratacağı iklimle Amerika'nın bölgeden yavaş yavaş pılını pırtısını toplayıp ayrıldığı bir sürecin başlangıcı olabilir. Bu süreç bu şekilde ancak başlatılabilir. Aksi takdirde bu işin çözülmesi çok zor görünüyor. Dahası bölge ülkeleri aralarında temasta, diyalogda problem yaşadıkça Amerika burada mevzi topluyor. Yani mevzi kazanıyor. Şöyle yapıyor: örneğin Arap gücü denilen bir meseleyi gündeme getirdi. PKK-PYD ve kullandığı bir takım örgütlerin yanına bir de Arap devletlerinden, başka ordulardan, başka Arap devletlerinin ordularından askerleri Suriye'nin doğusuna, Fırat'ın doğusuna davet etti Amerika. Dahası Fransız Macron da, Fransız yönetimi de Fırat'ın doğusuna daha fazla ilgi göstermeye başladı ve oraya özel kuvvetlerini göndermeye başladı. Yani Astana üçlüsü tamam güzel ama Suriye ile Türkiye'nin direkt görüşmemesi bir şekilde burada Amerika'ya
ve dolayısıyla PKK-PYD bir manevra alanı sağlıyor ve Türkiye'nin tabii seçimlerden sonra bu meseleyi de dikkat etmesi, dikkatle değerlendirmesi gerekiyor. Ya şu var, güneyde aslında Türk ordusunun potansiyel bir müttefiki var. Topraklarını PKK'dan kurtarmak isteyen Suriye ordusu Fırat'ın doğusuna ilerlemek ve orayı almak istiyor. Yeniden Suriye'nin birliğine, bütünlüğüne bu alanı kazanmak istiyor. Türkiye ne istiyor? Bu kuvvetin buradan temizlenmesini istiyor. Amerika ne istiyor? Buranın bölünmesini, federatif bir devlet olmasını istiyor. Aslında mesele bu kadar basit, ancak siyasi kararların alınması o kadar basit değil demek ki. Bu ana kadar AKP hükümeti atması gereken adımları atmadı ve şu anda da mesele bu nedenle daha da karmaşık hale geliyor. Dediğimiz gibi Amerikan saldırısı bu öncü bir saldırıydı. Bundan sonra aslında olacak olan, kopacak olan Fırat'ın doğusundaki fırtınanın küçük işaretleri bunlar. Önümüzdeki dönemde özellikle seçim sonrası süreçte çok daha fazla Fırat'ın doğusunu konuşacağız ayrıntılarıyla diyebiliriz. Evet, Mehmet Kıvanç'a çok teşekkür ediyoruz. Sıcak bir noktadan, Şam'dan bize bölgedeki gelişmeleri ayrıntılarıyla aktardı. Şimdi kısa bir aramız var. Aranın ardından tekrar birlikte olacağız. Cindres'teki sıcak çatışmalar buradan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yani Gazi... Şu anda bizim de hissettiğimiz Türk Silahlı Kuvvetleri Afrika'da sıcak çatışmalar buradan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yani Gazi. Şu anda bizim de hissettiğimiz gece görüşü kaldığı yerden devam ediyor. Haberimize devam edelim. İran ve Amerika arasındaki nükleer anlaşma gerilimi tırmanıyor. Amerika'dan bazı açıklamalar var. P5 artı 1 ülkeleri arasında da bir görüşme trafiği yaşandı. İran'dan da hem Amerika'nın açıklamalarına hem de görüşme trafiğine ilişkin açıklamalar var. Ayrıntılarını aktaralım. Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'la nükleer anlaşma gerilimini arttıracak açıklamalarını sürdürdü. Suudi Arabistan'da yaptığı açıklamasını Pompeo, sunacakları düzenlemeleri İran'ın kabul etmemesi durumunda anlaşmadan çekileceklerini söyledi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Hüseyin Nakavi, anlaşmaya bazı maddelerin eklenmesi yönündeki teklifleri kabul etmeyeceklerini söyledi. İran'ın P5 artı 1 ülkeleriyle imzaladığı nükleer anlaşmanın sonuçsuz kaldığına dikkat çeken Hüseyin'i, Amerika'nın anlaşmadan çıkmasının bir şey ifade etmediğini söyledi. Hüseyin'i, Washington'ın anlaşmadan çekilmesi durumunda İran'ın da ayrılacağını ve nükleer faaliyetlerini sürdüreceklerini kaydetti. İki ülke arasındaki bir süredir karşılıklı açıklamalarla süren tartışmalara karşı P5 artı 1 ülkeleri de harekete geçti. İngiltere Başbakanı Theresa May, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'le telefonda İran'la yapılan nükleer anlaşmayı görüştü bu üçlü. Görüşmede İran'la nükleer anlaşmanın sağlanması yönünde uzlaşı kararı alındı. Evet, Kore Yarımadası'na dönüyoruz şimdi. Kore Yarımadası'nın iki kardeş ülkesi, Güney Kore ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nden bahsediyoruz. İki ülke saatlerini eşitleme kararı aldı. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim, Güney Kore Devlet Başkanı Moon'la yaptığı tarihi zirve sonrası jest olarak Güney Kore ile aynı saat dilimine geçeceklerini açıkladı. Tarihi görüşme sonrası iki kardeş ülke aynı saat dilimine geçme kararı aldı. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un, jest olarak Güney Kore ile aynı saat dilimine geçeceklerini açıkladı. Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in sözcüsü, Kore lideri Kim Jong-un'un Güney Koreli mevkidaşına saat dilimini değiştirme sözü verdiğini belirtti. Sözcü, Kim Jong-un'un zirve sırasında duvarda farklı zaman dilimlerini gösteren saatleri gördükten sonra bunun üzücü olduğunu söylediğini ifade etti. Böylece kuzeyde saatler 30 dakika ileriye alınacak. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti 2015'te ülkenin saat dilimini güneyin yarım saat gerisine almıştı. Haberlerimizle devam edeceğiz ama öncesinde kısa bir bilgi aktaralım. Filistin halkı İsrail-Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana büyük dönüş yürüyüşünü gerçekleştiriyor. Bugün de eylemler vardı sınır hattında ve 3 Filistinli daha hayatını kaybetti İsrail'in yaptığı müdahale sırasında.
Bu arada bir gelişme daha var, onu da aktarayım size. Libya'da askeri kargo uçağı düştü. Başkent Trablus'un güneybatısında düştü uçak. 6 kişiden 5'i hayatını kaybetti. Evet. Haberlerimize devam edelim. Cumhuriyet Kadınları Derneği Ermeni soykırımı yalanına karşı Ermeni meselesinde Batı'nın iki yüzlülüğü ve Türk-Ermeni ilişkilerini anılarla ışık tutmak adlı iki kitap yayımladı. Tanıtım etkinliğinde Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Canan Arıtman konuştu. Arıtman, Türkiye Devleti'nin emperyalist yalana karşı mücadele etmesi gerektiğini vurguladı. Cumhuriyet Kadınları Derneği Ermeni soykırımı yalanına karşı iki kitap yayınladı. Ne yazık ki Türk Devleti olarak bu konuda gerekenleri yapmadık. Ermeni meselesinde Batı'nın ikiyüzlülüğü ve Türk-Ermeni ilişkilerine anılarla ışık tutmak isimli iki kitap Cumhuriyet Kadınları Derneği yayınlarından çıktı. Editörlüğünü Profesör Doktor Dilek Gözütok'un yaptığı kitapları Cumhuriyet Kadınları Derneği üyeleri Profesör Doktor Lale Olcay, emekli tarih öğretmeni Hacer Öztürk ve araştırmacı Julia Gülarslan hazırladı. Kitaba ilişkin konuşan Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Canan Arıtman, 1915 olaylarına ilişkin gerçeklerin bilinmesi için Türkiye'de ciddi çalışma yapılmamasını eleştirdi. Emperyalist yalana hep birlikte dur demeliyiz. Bu konuda ne yapılması gerekiyorsa yapılması için hükümetlerimize, siyasi partilere hep birlikte baskı unsuru olmalıyız. Arıtman bu konuda en önemli başarının sahibi Doğu Perinçek'e teşekkür etti. Sayın Doğu Perinçek'e çok çok teşekkür etmek istiyorum. Onlar devletin yapması gerekeni yaptılar. Millet olarak sizlere minnettarız. Kahvaltılı tanıtım toplantısına Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan, Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Tansel Çölaşan, Talat Paşa Komitesi Başkanı Emekli Tümgeneral Ali Erdinç, Ulusal Eğitim Derneği Başkanı Nazım Mutlu ve Ankara Kulübü Başkanı Metin Özarslan katıldı. Haberlerimizle devam ediyoruz. Bu yıl 9.sü düzenlenen Oğuz Tansel Halk Bilim Ödülü töreni Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde yapıldı. Tansel'in oğlu Ülkü Tansel tarafından takdim edilen ödüle sözlü kültürden yazılı kültüre hatırlatma ve bellek dosyasıyla Doktor Emir İlhan layık görüldü. İlki 2009'da verilmeye başlanan Oğuz Tansel Halk Bilim Ödülü'nün 2018 yılındaki sahibi belli oldu. Tansel'in oğlu Ülkü Tansel tarafından takdim edilen ödüle sözlü kültürden yazılı kültüre hatırlama ve bellek dosyasıyla Doktor Emir İlhan layık görüldü. Sözden yazıya değil yazıdan söze. Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki törenin sunuculuğunu tiyatro sanatçısı Gülsen Tuncer yaptı. Belgesel film Oğuz Tansel'in düzenleme başlığını taşımaktadır. Törende ünlü şair ve halk bilimci Oğuz Tansel'in hayatını anlatan Oğuz Tansel'e Güzelleme filmi izletildi. Etkinliğe eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden, eski Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Büyükelçisi Ahmet Zeki Bulunç'la çok sayıda yurttaş katıldı. Temmuzlaşır düşlerin ortası. 1915'te doğup 1994'te vefat eden Oğuz Tansel, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde okudu. Akşama eşiğidir. Toplumsal gerçekçi yazarlar arasında yer alan Tansel, şiirlerinde sevgi, kardeşlik, özgürlük, barış ve eşitlik temalarını işledi. Gölgeler ağzı ballı, gölgeler deste deste kuyruk. Tansel, varlık, yelken, aydınlık, yedi tepe, kaynak, dost, güney, Türk sanatı, kıyıyla Türk dili dergilerinde yayımladığı şiir ve yazılarıyla tanındı. Oğuz Tansel, masalcı babadır. Çocukların masalcı. İlginç bir haber. Günde ortalama 1 milyondan fazla aracın geçtiği köprü ve otoyollardan bu yılın ilk 3 ayında yine rekor seviyede gelir elde edildi. Eser, rakam ne? Size saniyede kazanılan geliri söyleyeyim. Köprü ve otoyollardan saniyede 55 lira kazanılıyor. Saniyede 55 lira kazandırdılar. Darphaneden hızlı para bastılar.
Köprü ve otoyollardan 2018'in ilk 3 ayında 109 milyondan fazla araç geçti. Elde edilen gelir tam 424 milyon 837 bin 221 lira oldu. Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre 2001-2017 yıllarında köprü ve otoyollardan 5.4 milyar araç geçti. Elde edilen gelir ise 10.6 milyar lira oldu. Günde ortalama 360 bin civarında aracın kullandığı 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinden yılın 3 ayında 120 milyon 227 bin lira, otoyollardansa 304 milyon 609 bin lira gelir sağlandı. İyi bir para değil mi Eser? İyi, bir saniyede 55 lira. 55 lira. Güzel rakam. Kültür başkenti Eskişehir'de hamam yolu, park ve meydan düzenleme projesi hizmete açıldı. Usta sanatçı Kıraç da etkinlik kapsamında bir konser verdi. Nasıl Eskişehir? Eskişehir, Günday Parkı'yla daha da güzelleşti. Park törenle birlikte yurttaşların hizmetine sunuldu. Gerçekten çok güzel bir proje. Ağaçlarıyla, ıhlamur ağaçlarıyla çocuklar için tamamen kapalı bir oyun alanı. Açılış töreninde 5000 kişiye hem çiçek tohumu hem çiçek dağıtıldı. Hamam yolu projesinin açılışında odun pazarında yürütülen başta cam sanatı, ahşap sanatı ve ressamların performansları da canlı olarak sergilendi. Biz burayı bir dönüşüm projesiyle çağdaş Avrupa kentlerinde bulunan cadde ve meydan düzenlemesiyle kullanılabilir hale getirdik. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de etkinliğe katıldı. Odunpazarı Belediye'miz ise buraya çağdaş bir proje uygulama kararını vermiş. Ve bugünkü düzenlemesi aslında Avrupa'nın hatta Japonya'nın pek çok ülkesinde gördüğünüz bir düzenleme. Avrupa ödüllü Hamam Yolu Park ve Meydan Düzenleme Projesi'nin açılışı festival havasında geçti. Usta sanatçı Kıraç da Eskişehirlilere unutulmaz bir gece yaşattı. Benim ikinci memleketim gibi biz buraya çok alışığız. Sürekli geliyoruz gidiyoruz. Sahnede böyle bir armağan gerçekten her yeri sanat kokuyor şehrimizin. Çok teşekkür ederim. FETÖ'nün Balyoz Kumpası mağdurlarından eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Karadeniz'i NATO'ya kapatan komutan olarak tanınan Örnek 76 yaşındaydı. Örneğin aşı Samsun'da toprağa verilecek. Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek tedavi gördüğü Koç Üniversitesi Hastanesi'nde geçtiğimiz sabah vefat etti. 15 gündür tedavi gören Örnek, durumunun ağırlaşması üzerine 3 gün önce yoğun bakıma alınmıştı. Eli ve iki çocuk babası Örnek, geçen sabah saat 7 sıralarında vefat etti. Örnek, 3 ay önce 43 yaşındaki oğlu Burak Örnek'i kanserden kaybetmişti. Oramiler Örnek, FETÖ'nün Balyoz Kumpası'yla 2011 yılında cezaevine girmişti. Yaklaşık 3 yıl tutsak kalmış ve darbe iddiasıyla 20 yıl ceza almıştı. Haziran 2014'te ise Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararıyla tahliye olup beraat etmişti. Özden Örnek, 1962 yılında Deniz Harp Okulu'nda mezun oldu. 1964 yılında donanmaya katıldı. 1975 yılında Deniz Harp Akademisi'ni bitirdi. 1982 yılında albay olan Örnek, 1982'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Şube Müdürlüğü'ne atandı. Örnek, 1988'de Tuğamiralliğe, 1992'de Tümamiralliğe, 1996'da Koramiralliğe, Ağustos 2001'de Oramiralliğe terfi ederek donanma komutanlığına atanmıştı. 30 Ağustos 2003'te atandığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevinden 2005 yılında emekli olan Örnek, soyadı gibi Cumhuriyet Donanması'nın Örnek Komutanıydı. Üstün zeka ve analitik yapıya sahip olan Örnek,
Karadeniz'i NATO'ya kapatan komutan olarak da biliniyordu. Özden Örnek için yarın, yani bugün saat 14'te İstanbul Kasımpaşa'da bulunan Kuzey Deniz Sağ Komutanlığı karargahında askeri tören yapılacak. Ardından Levent Afet Yolal Camii'ne götürülecek olan örneğin naaşı, ikindi namazını mütakip kılınacak cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Türkiye'nin başı sağ olsun diyelim. Gece görüşünün de bu kadarlık, bu akşam sonuna geldik. Herkese iyi akşamlar dileyelim. Tekrar görüşmek üzere. Mutlu akşamlar.